Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha çok Erzurum yöresine ait olan bir yemeği tanıtacağım. Borani yemeği. Borani yemeğini yaparken ilk başta patateslerimizi haşlıyoruz. Ben az bir suda haşlıyorum ki vitamini çok kaybolmasın. Küp küp doğradığım patatesleri ilk başta haşladım. Bir kenara aldım sıcak sıcak. Şimdi sarımsağı şöyle yapabiliriz. Rendeleyebiliriz böyle küçük bir rendeyle benim yaptığım gibi şu an gördüğünüz gibi ya da şey yapabilirsiniz. Havanda dövüyorlar ya öyle de yapabilirsiniz. Öyle daha lezzetli oluyor sanki ama ben bugün böyle yapacağım rendeleyerek. Şimdi bunu yoğurtla karıştıracağım. Şöyle bu sarımsağı isteğe bağlı olarak iki diş ya da böyle benim yaptığım gibi daha fazla yapabilirsiniz. Biz sarımsaklı sevdiğimiz için ben sarımsağını bol koyuyorum. Bir de daha vitaminli oluyor. Ben bu yemeği daha çok zaten kış mevsiminde yapıyorum. Kış aylarında daha iyi oluyor. Bence çok sağlıklı bir yemek. İçinde yoğurt var, sarımsak var, patatesi var. Çocuklar da çok severek yiyebiliyor, tüketebiliyor. Çocuklar hani sarımsak sevmeyen, sarımsak diyelim ki acı geliyor çocuğunuza. Sarımsak koymadan sade yoğurtla da yapabilirsiniz. Üzerine de zaten tereyağı eriteceğiz. Sonra tereyağı dökeceğiz en sonunda. Göstereceğim şimdi onu da. Şöyle iyicene aldırayım. Ellerim temiz zaten. Yıkamıştım yemeği yapmadan önce. Şimdi yoğurdu da isteğe bağlı olarak az ya da çok koyabilirsiniz. Bu ev yoğurdu. Ben mayalayıp böyle hazır yoğurdun kaplarına koyuyorum. Şöyle ben bol yoğurtlu yapıyorum. Eşim de çok seviyor bol yoğurtlu. Şimdi ben Nisanur'u ayrı yapacağım için bunu şöyle karıştırıyorum hemen. Bunu bize göre yapıyorum. Eşimle kendime göre yapıyorum. Hemen biraz da tuz koyuyorum. Normalde arkadaşlar ben kaya tuzu kullanıyorum. Fakat buna ince tuz koyacağım şimdi. Birazcık şöyle. Çok azıcık. Sonradan ekleyebilirsiniz. Çok fazla koymuyorum o yüzden. Şimdi bir kabın içine patateslerimi hemen alacağım. Yağ erimeye koymuştum ama kapatmışım altını sanırım. Yanlışlıkla. Şöyle bir geçeyim. Şunu yapayım. Nasıl yapayım?